2022 stagflasyonla, yani enflasyonla beraber durgunluğun aynı anda yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçti. Evet, bunu yakın takipçilerimiz 2021 yılı içerisinde defalarca anlattığımız için, gelmeden bunun gelişimini anlattığımız için çok da kanıksamadılar, yabancılık çekmediler. Ve 2023 acaba aynı şekilde mi devam edecek, yoksa farklı bir evreye mi geçiyoruz? Özellikle değerli metaller ve emtia piyasası 2023'te nasıl seyredecek, nasıl fiyatlanacak? Bu videoda bunu değerlendirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. ...2022 gerçekten zor bir yıldı. Faizlerde belirleyici olan şey aslında Fed'in ve Dünya Merkez Bankalarının enflasyonla mücadele etmeye karar vermesi en sonunda. Ve sert şekilde faiz arttırarak müdahalelerde bulunması ve bu gerçekten sert faiz arttırımlarının enflasyonun en azından kafasını aşağı çevirmesiyle sonuçlandığını ve bunun meyve vermeye başladığını gördük. Tabii bu böyle uzun bir süreç ve pes etmemeleri gereken bir süreç, ama pes etmek zorunda kalacaklar mı? Faizlerdeki bu sert yükseliş, aşırı tarihe geçecek sert yükseliş, acaba enflasyonu indirirken büyük bir depresyon mu yaratacak? Yani inflationary depression, yani enflasyonist bir depresyon mu yaratacak? Yoksa stagflasyon, 70'lerdeki tarz bir stagflasyon evresinden mi geçiyoruz? Bunu yakından takip edeceğiz. O açıdan 2023-2022'ye göre çok daha zor bir yıl olacak. Daha fazla hareket etmemiz gereken bir yıl olacak. Ama öyle ya da böyle değerli metaller için daha iyi bir yıl olacak. Neden mi? Çünkü zaten geçen yıl aslında yılın kapanışlarına bakarsak altın neredeyse önceki yıl kapandığı seviyede kapattı. Yani yılı ons bazında %0 getiri veya kayıp sıfır olarak kapattı. Ons gümüş birazcık artı kapattı. Ama mesele majör bir yükselişle başladı sezona, biliyorsunuz. Özellikle savaştan sonra büyük bir rally yaptı, ama daha sonra arkası gelmedi ve Fed'in büyük baskısı ve manipülatif eğilimlerin artmasıyla baskı aşağı doğru ittirildi. Evet, ben böyle ya hocam yürümediği zaman baskı var diyorsun diyorlar, ama şimdi şu grafiğe bakarsanız, bakın bu grafiği detaylı şekilde incelemenizi istiyorum. Gerekirse dondurun, fotoğrafını çekin telefonunuzda ve takibe alın ya da internette bulabilirsiniz. Bakın bu grafikte gümüş fiyatının sadece New York seansında ve New York saatleri dışında, Amerikan saatleri dışında ki fiyat hareketlerini izliyorsunuz. Uzun yıllara dayanan. Yani sadece Amerika seansını dışarı attığımız zaman yukarıdaki mavi grafik baz alınsa, o saatlerde sadece gümüş işlem görmüş olsa, bugün o gümüşün ons fiyatı 24 dolar değil 289 dolar olacak. Şu anki ortadaki kırmızı 24 doları gösteriyor. Aşağıdaki de New York saatleri sadece olsaydı gümüşün ons fiyatı şu anda 0.15, yani 15 sent olacak. Yani burada Amerika saatlerindeki anormal manipülatif baskı, JP Morgan'ın önderliğinde yapılan, Fed'in istediği ve aylardır burada 1,5 yıldır anlattığım olgu net şekilde görünüyor aslında. Ama hocam baskı vardı yoktu falan, onu boş verelim. Baskı tabii ki var. Olmaya da elinden geldiğince de devam edecekler. Ama inanılmaz büyük bir fiziki talep var hem altında hem gümüşte. Ve bu talep artık bir noktada önüne geçilemeyecek. Yani o 10 yıllık çıktı, şu çıktı, bu çıktı, ya işte tips faiziyleydi falan. 50 değişik formülle size neden altının gümüşün gitmemesi gerektiğini anlatıp duruyor. Biz de ısrarla bunun en eski para birimi olduğunu, bunca parasal olgudaki sorunların eninde sonunda altına gümüşe prim yaptırmak zorunda olduğunu, çünkü fiyat paraları çok kirlettiğimizi ve her sorunu para basarak çözmeye çalıştığımızı defalarca anlattık. Gerek dünyada gerek Türkiye'de, dünyanın her yerinde benzer çözümler gördük. Dolayısıyla bu çözüm denemelerinin uzun vadede çözüm olmayacağını ve en eski para birimlerine arzı sınırlı olduğu için dönem dönem büyük hareketlerin gelmesi gerektiğini anlattık. Çünkü tarih boyunca böyle olmuş. Şimdi de değişecek bir olgu yok. Tam tersine daha arsızca ve düşüncesizce para basıldığı için altının gibi gümüşün bu olgudan faydalanmak zorunda olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Şimdi bu doğrultuda altın nasıl bir yıl geçirdi? 55 yılın en yüksek hacmini görüyoruz külçe altın fiziki işlemlerinde. Merkez bankaları çok ciddi alımlar yaptı. Özellikle Çin ve Rusya'nın önderliğinde. Biliyorsunuz Rusya artık bütün dolarlarını boşaltıp altına çeviriyor. Ve Türkiye'de bu trafiğin önemli noktalarından bir tanesi. Kapalı çarşıda düzenli olarak Rusya'dan gelen dolarların altına çevrildiğini
gözledik, duyduk yıl boyunca. Bu olgu önümüzdeki dönemde de devam edecek. Özellikle geçmiş videolarda bunu detaylı anlattım. Burada çok uzatmak istemiyorum. Ve son olarak Çin devletinin resmi olarak gümüşle ilgili bütün masrafları, işte değişik tip masrafların hepsini teker teker kaldırdığını, resmen açıkladığını görüyoruz. Ve gümüş biliyorsunuz yoksulun altını olarak geçer ve önümüzdeki dönemde gümüşün önünün açılmaması için pek de bir sebep kalmadı kısa süreli dalgalanmalar dışında. Evet, grafiklerden bir bakalım 2023'te ve önümüzdeki zamanlarda neler gelişebilir. Evet, altının grafiğine şöyle bir baktığımız zaman yakın vadede şu oluşan çanağın, kısa vadeli çanağın gayet net oluştuğunu ve 1807'deki çanak üstüne attığını görüyoruz. Şimdi 1780 artık trend takip seviyemiz. Üzerinde kaldığı sürece bu çanağın da gayet güzel çalıştığını ve 2000 dolar hedefli bir harekete girmesini bekliyoruz. 1780 dolara şahsi kapanışlar biraz da oyalanmayı getirebilir. 1764 hala 200 günlük ortalamamız ve orası çok kritik. Oradan aşağısına gitmediği sürece sağlıklı şekilde bu trendin devamını bekleyebiliriz. İkinci altın grafiğimiz, biliyorsunuz bu grafiği 1600 diplerdeki oluşumdan sonra post etmiştim burada ve o doğrultuda da hareket devam ediyor. 2364 dolara doğru Mart sonu itibariyle bir hareketin ulaşma potansiyeli var. Teknik olarak bir yarasa formasyonu. Bu formasyon hedefine giderse 3 ay içerisinde 2364 dolara ulaşma olasılığı mevcut. Teknik olarak bir formasyon, bakalım çalışacak mı demiştim ve şu ana kadar gayet güzel çalışıyor. Devamı da gelebilir. 1780 dolar üzerinde sağlıklı şekilde yükseliş devam ettiği sürece. Ve altının aylık grafiği, biliyorsunuz dev bir kutlu çanak var. 2011 tepesinden buralara gelen ve orada da 2550, 2750, 3600 dolar hedeflerimiz var. Bu tabii çok uzun vadeli bir grafik ama altının üzerindeki o kadar fazla oyalanma oldu ki artık bir hareket başladığı zaman muhtemelen sınırlı bir hareket olmayacak. Daha hızlı, seri ve uzun vadede yayılsa da devam eden bir hareket olgusu olacak. O açıdan yakından takip edeceğiz. Gümüş, gümüşle de benzer görünüm var. Hatta daha pozitif bir görünüm var biliyorsunuz. 23.40 üzerinde kaldığı sürece trend takip seviyemiz kısa vadede. Bu formasyonun oluşması, burada dev bir flama oluşumu var. 25.40 üzerine de atabilirse flama teyit etmiş olacak ve bundan sonra 36-46 bölgesine doğru adım adım, daha da yüksek hedefler vardı, adım adım yürüyelim. Oralara doğru bir hareketi mümkün kılacak. Yakından takip edeceğiz. 2023 içerisinde bu hareketin artık oluşması için her şey oluştu. Daha uzun vadede, bakın en uzun vadede aylık grafikte gümüşün nasıl bir görünümü var? 1980 yılının aşağısına kalmış yeryüzündeki tek ürün olabilir gümüş. Ben bir başka bir ürün fiyatı bilmiyorum. Yani bu fiyatın altta kalmış bir MTI ya da devam eden satılan bir ürün yok. Dolayısıyla 1980 yılındaki zirvede 52 doları görmüştü. 2011 yılında 49 doları gördük ve 2021 içerisinde de en fazla 31 dolarları gördük. Yani burada oluşmuş dev bir çanak vardı. Bunun şimdi kulpunun oluştuğunu söyleyebiliriz ve bunun içerisindeki filamayla bu kırıldığı anda yukarı doğru hareketler 46-49 dolarlarda ancak başlıyor ve uzun vade, bakın bu aylık grafik olduğu için uzun vadede gümüşün major bir rally olasılığı var. Tabii bu aylık grafik olduğu için ve çok uzun vade olduğu için henüz hareketler olmadan yorum yapmak için biraz erken olabiliyor ama hani bu sorular çok geldiği için söylüyorum. En uzun vadede gerçekten en ucuz ürün tarihsel süreçte incelendiği zaman. Ancak bu heyecana kapılmamalı, hala portföy sepetinin içerisinde bir piyango bileti olarak tutulmalı. Hareketler teyit edip de yükselişler başladıktan sonra bunu daha detaylı burada zaten haftalık bazda, Twitter'da günlük bazda dönem dönem inceliyoruz. Yani portföy sepetinize asla tek ürün, gümüşü koyayım her şeyi doldurayım değil. Sepetinizin içine değişik ürünler koyuyorsunuz. Değerli metal bölümünde de altının gümüşü, altın gümüş rasyosuna bakarak ayarlıyorsunuz. Altın gümüş rasyosu demişken, altın gümüş rasyosu biliyorsunuz herkes yukarı beklerken aşağı döneceğini detaylı detaylı anlatmıştık. Çünkü orada oluşumun çanak olduğu zannediliyor. O bir ayı bayrağı ve aşağı kırılmıştı. Şimdi altın gümüş rasyosundaki aşağı hareketin devamını bekleyebiliriz. 78 orada trend takip seviyemiz. 78 aşağısında kaldığı sürece sorun yok ama 80-60 200 haftalık ortalama. Onun aşağısında kaldığı sürece zaten uzun vadeli de yön aşağı. Yönün aşağı olması ne demekti? Altın ve gümüşün beraber yukarı yükselişinin teyidi anlamına geliyordu. Bütün değerli metallerin ve gümüşün altına göre daha hızlı gitmesi. Çünkü yükselirken daha hızlı, düşerken daha hızlı düşüyor biliyorsunuz. Gümüş betası daha yüksek bir ürün altına oranla. Ve platin, evet platin de hareket başladı. Uzunca bir zaman neden platin işlemiyorsun diye sorular geliyordu. Çünkü uzun süreli bir yataya sıkışma vardı. Rusya'nın en büyük üretici olması büyük sorun yaratıyordu. Ve orada baskı devam ediyor. Ama hidrojen yakıtının daha fazla kullanılmaya başlaması konuşulmasıyla ben de tekrar platini gündemime aldım ve 940-960 dolar bölgesinde beğenmeye başladık. Oradan hareket başladı. Şimdi 1000 doların üstüne de attık. Artık 1030-1040 bölgesi
tanesi trend takip seviyemiz. Buradan üzerinde kaldığı sürece teknik olarak platinin 1635 ve 2400 aradaki orta ve uzun vadeli hedeflerine doğru hareketine başladığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz platin uzun vadede tarih boyunca son 6 yıla kadar altından daha değerli bir metaldi. Bir şekilde bu baskılarla aşağısında seyrediyordu uzunca bir zamandır. Uzun vadede ben tekrar o dengenin platinin lehine dönmesini bekliyorum. Çünkü daha kaliteli bir metal. Buğday biliyorsunuz bir süredir oradaki ikili dip, bozuk bir ikili dipi anlattık ve diplerdeki pozisyonlarımızı koruduğumuzu söyledik ve trend takip seviyelerimizin üzerinde kaldığı sürece de pozisyon ekleme doğrultusunda baktığımızı söyledik. Evet, kuvvetli bir hareket gelişti. Orada sıkıntılı bölgeyi de açtık. Şimdi artık 753 dolar üzerinde kaldığı sürece buğdayda nefis bir ikili dip oluşumu olduğunu söyleyebiliriz. Sorunsuz olarak devam ederse 2023'ün en iyi yatırımlarından bir tanesi haline gelebilir. 753 dolar trend takip seviyemiz kısa vadeli. Ama her hafta burada güncelliyoruz. Farklı bir şey olursa Twitter'dan da yorum yaparız. Buğday özellikle kıtlığın çok konuşulduğu, sıkıntıları devam ettiği ortamda uzun vadede de kısa vadede de 2023'te bence gündem olmaya devam edecek. Ve Brent petrol, evet Brent petrol takip ediyoruz. Çünkü senaryonun stagflasyon senaryosu mu oldu yoksa depresyonla mı sonuçlanacağı oradan çözeceğiz. Eğer Brent petrol şu anda olduğu gibi yılın sonunu kapattığı gibi yükselişini devam ettirebilirse enerji fiyatları yukarı seyrettiği sürece enflasyonu bastıramadıkları anlamına gelecek. Çünkü zaten mali politikada hala kongreden geçen 1.7 trilyon dolarlık paket de dahil olmak üzere Amerika'dan ve dünyanın her tarafında mali genişlemeler devam ettiği sürece ister istemez stagflasyondan kaçış yok. Yani enflasyonun mali politika tarafından yaratılan paralarda baskısı. Ama o kadar sert işler oldu ve tuhaflıklar var ki ani bozulmalarda işleri depresif senaryoya doğru da evirebilir. Onun için bu 2023'ün ilk çeyreği, ilk yarısı özellikle çok dikkatli takip edeceğiz. Buradaki sorunu bir en azından sindirebildikten sonra daha sonra belki 2023'ün ikinci yarısında daha pozitif bir piyasa olacak. Ama Brent petrolden bunu yakalayacağız. Kısa vadede analiz yapmaya devam edeceğiz Brent petrolde. Kısa vadeli 83 dolar trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece şimdilik trend yukarı. Aşağısına kırdığınca aşağı yönlü trade'e başlayabilirim. Çünkü buradaki oluşumun net olmadığını hala söyleyebilirim. Yukarıdan gelen baskı çünkü 200 günlük ortalamanın altındayız. Buradaki oluşumlar biraz sıkıntılı olabilir. 200 günlük ortalama hala 90, 91-92 dolar bölgesinde bulunuyor. Evet bu arada diğer para birimleri 2023'te olgu faizlerdeki yükselişin birazcık soluklanma ihtimali ama daha sonra tekrar sertleşme ihtimali. Onu yakından takip edeceğiz. İlk bölümünde biraz yükselişin devamı 10 yıllık faizlerin daha sonra kafasını aşağı eğme ihtimali değerlendirici özellikle müdahalelerle ya da depresif bir senaryoyla. O açıdan euro dolar 1.0650-70 bölgesi üzerinde attı şu anda kapanışta ama o bölge üzerinde kalmadığı sürece tekrar satışa dönme ihtimali değerlendireceğiz. Pound dolar 1.2250 trend takip seviyem aşağısında kaldığı sürece baskı devam edebilir. Dolar yende de 134 bölgesi kritik. Aşağısında kaldığı sürece yön aşağı görünmekle beraber 130'da bir destek bulmaya çalışıyor. Bu bölgelerden DXY yani global doların artık yavaş yavaş toparlamaya başlamasını ve bir düşüşte bir ABC hareketi için bir B yükselişinin başlamasını bekliyorum. Belki biraz daha aşağıdan, belki buralardan bu hareketi yakından takip edeceğiz. Eğer global dolar bir tepki hareketi verirse onun diğer ürünlerdeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Yani 2023-2022 kadar net konuşamadığım bir yıl ama diğer ürünleri de net şekilde takip edip hareketi adım adım burada özellikle haftalık videolarla size aktarmaya çalışacağım. Hepinize harika mutlu bir yıl diliyorum ve gerçekten risklerin çok arttığı dönemlerdeyiz. Lütfen portföylerinizi, varlıklarınızı, zor kazanılmış varlıklarınızı dikkatli yatırımlarla değerlendirin ve sepet yapmadan yani tek ürüne bağlamadan illa borsa olsun, illa altın olsun, gümüş olsun değil. Sepet yaparak, bu sepette küçük oynamalar yaparak değerlendirmeye devam edin. Çünkü uzun süreli varlık büyütmek ancak böyle olabilir. Diğeri şansa çok fazla güvenmek olur. Size dönem dönem çok kazandırdığı gibi büyük kayıplar da yaratabilir. Evet 2023 hepinize harika bir yıl olsun. Ben de burada yolunuzu açık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok mutlu, harika bir yıl diliyorum.